İyi akşamlar sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Tarihin Peşinde programında tekrar birlikteyiz. Ben Ayşe Hür ve Erdoğan Aydın'ın bu hafta çok değerli bir konuğu var. Barış Çatal, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Konumuzu da biliyorsunuz, çok özel bir insandan söz edeceğiz bu programda. Sabiha Sertel konumuz ve bu kitap... bu hazırlayan Barış Çatal aynı zamanda doktorasını da bu konuda yaptığı için belki bizlerin de hiç bilmediği, ilk kez duyduğu pek çok bilgiyle bizi buluşturacak. Sabiha Sertel'i neden seçtiğimizin elbette özel bir nedeni yok. Bir kronolojik rastlantı değil, gündemde olan bir konu değil ama bizlerin her zaman keşke bu konunun uzmanı değerli bir konuğumuz olsa da enine boyuna bu konuyu tartışsak dediği bir şahsiyet idi. Ve ne mutlu ki bize Barış Çatal Eskişehir'den kalkıp geldi bizim için kitaplarıyla birlikte. Barış Çatal tarihçi, şu anda Düzce Üniversitesi'nde Atatürk İnkılapları Enstitüsü'nde dersler veriyor ama aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Sabiha Sertel üzerine doktora çalışmasını yürütüyor. Gösterdiğim bu kitap bir derleme, 2018 yılında düzenlenen bir sempozyumun yazıları. Ama Barış Çatal'ın doktora çalışmasıyla elimizde muhtemelen eşi olmayan değerde bir arşiv belgesi oluşacak. Tekrar hoş geldiniz hoş diyorum. Bulduk efendim. Çok zengin bir hayat öyküsü. 1895'te evet. Selanik'te başlayan, 1968'de Bakü'de evet. sonlanan ve bu zaman aralığı içerisinde Osmanlı'nın son dönemleri, İttihat Terakki'nin iktidara yürüyüş öyküsü, milli mücadele, cumhuriyetin kuruluşu, tek partili dönemin sancıları ve savaş yılları, ardından soğuk savaş ve bu arada ülke içerisinde yaşadıkları sorunlara ek olarak yurt dışındaki maceraları, elbette bunların hepsine değinemeyeceğiz belki ama sözü size vermeden önce Erdoğan'a da bir döneyim. Onun da açış babından söyleyeceği bir şeyler vardır. Sonra sizle devam ederiz hocam. Sabiha Sertel çok önemli bir isim gerçekten. Onun üstünden çok uzun bir döneme, dönemleri ayna tutmak mümkün. Onun üzerinden Türkiye'deki iktidarı, en azından modernleşme hamlesini, Kemalizmi, Cumhuriyeti başka bir gözle, emeğin gözüyle, kadının gözüyle, fikri hür, Tevfik Fikret'in ifadesiyle, vicdanı hür, irfanı hür bir insanın gözüyle okumak anlamında gerçekten çok önemli. Birazdan gireriz. Yani aynada tek bir flu nokta gördüm. Kürt meselesi. Bu Sabiha Sertel gibi gerçekten sözünü sakınmayan, radikal, her dönemde her şeyi göze alan bir insan açısından önemli bir eksiklik. Ama onun dışındaki tüm hayat dönemeçleri beni çok çok etkiledi. Bir de şey yanını vurgulamak lazım. Hep ileriye doğru, özgürlüğe doğru, emeğe doğru, itiraza doğru, demokrasiye doğru. Yani yalpalamamış. Anladım. Mesela aynı şeyi kocası için söylemek mümkün değil. Zekeriya Sertel üzerinden ayna tuttuğumuzda bir sürü şey eksik kalacaktır. Ama Sabiha Sertel bu açıdan çok önemli. İyi ki geldiniz. Bu boşluğu gidermiş belki olacağız. Senin eksik bulduğun noktada da Barış Bey'in sana belki sunacağı mucizevi belgeler vardır. O da olabilir. Evet, tekrar hoş geldiniz ve size sözü bırakırken hakikaten tasarımı da siz yapın. Ben size haddim değil yönlendirmek. Nelerin daha çok konuşulması gerektiğini çok, en iyi siz biliyorsunuz. Buyurun. Çok teşekkürler. Rica çok ederim. Sağ olun davetiniz için tekrar. 2016'da Sabiha Sertel isim olarak biliyordum elbette ama bir doktora tezi olarak işte hocam Mehmet Alkan'la Sabiha Sertel'i çalışmaya başladığım sırada bu kadar açıkçası bir külliyatla karşılaşacağımı şey yapmıyordum, tahmin etmiyordum. Çünkü Sabiha Hanım bir şey, nasıl anlatmalı, bir fikir emekçisi her şeyden önce. Yani yaşamını yazı yazarak kazanan birisi. Dolayısıyla her dönem bir şekilde kendisini ifade etmenin bir şeyini bulmuş, bir yolunu bulmuş. Yani özellikle, yani ileride biraz daha konuşacağız, işte bu Tanga sesi çıktığı sırasında işte İçişleri Bakanlığı vesaire müdahale ediyor vesaire ama kendisi üretmeye devam ediyor. Ya da işte 30'larda mesela
nasıl diyelim, bir göreli duraklama dönemi var üretiminde. Ama Sabiha Hanım boş durmuyor, çeviri yapıyor. Ve yani o dönem için hakikaten işte ne bileyim 60'lara kadar mesela feminizm alanında çok ciddi bir şey bulunmazken, kaynak bulunmazken işte Kadın Bebel'den Kadın ve Sosyalizm, onun çevirisi sayesinde okuyabiliyoruz. Yani hani şöyle bir yerle başlayalım. Sabiha Hanım hayatının her noktasında bize farklı kapılar açan, farklı entelektüel derinlikleri keşfetmemizi sağlayan bir figür. 1895'te Selanik'te doğar. Selanik'te doğuşu ve Selanik'te yaşaması elbette şey onun için bir şans. Çünkü Selanik o tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nun da en hani entelektüel şehirlerinden biri. Abisi İttihat Terakki'nin orada önde gelenlerinden birisi. Dolayısıyla aile çevresinde özgürlükçü fikirler biliniyor, konuşuluyor. İşte örneğin erken bir tarihte Tevfik Fikret de tanışıyor. Anılarından vesaire biliyoruz, bahsediyor. Kızı Yıldız Sertel anlatıyor bunları. Aynı zamanda kendisi bir dönme ve dolayısıyla onun da verdiği başka bir derinlik var kendisine dair. Ve şeye geldiğimizde işte 1908 ikinci meşrutiyete doğru geldiğimizde Sabiha Hanım'ın o dönemdeki en büyük travması annesiyle babasının babasının isteğiyle boşanması. Çok ilginçtir. Sabiha Sertel'in otobiyografisine sahibiz. Roman gibi. Ve roman gibi 1919'dan başlar. Yani Sabiha Sertel bu Selanik günlerinden falan bir ya da iki sayfada anlatır. Bu sayfada anlattığı şey de bu boşanma olayıdır. Ve yani onu da şey diye anlatır. Yani çocuk ruhumda fırtınalar koparan bir olay vesaire. Ve hatta daha sonra 1919 sonrasındaki örneğin büyük mecmuada işte şeyden bahsederken, işte Türk feminizminden vesaire bahsederken şey der, yani o çocuk ruhumda o ataerkil düzene olan tepkim beni biraz şey yaptı, beni biraz bu noktalara getirdi vesaire. Ve yani hani bunu şey yapabiliriz, Sabiha Sertel'in hayatında hakikaten adım adım izleyebiliriz. Balkan Savaşları ve Selanik'in Osmanlı topraklarından kaybedilmesi bence onun ilk yersiz yurtsuzluğu. İkincisi 1950'de olacak. Yani hani Türkiye'den ayrılmak zorunda kalışıyla olacak. Hepsinin ayrı şeyi var. Kendi üretiminde, kendi ruhunda bıraktığı ayrı etkiler var. Yani hocam ilerlemeden şeyi sorayım. Neden söz etmiyor? Siz anlayabildiniz mi? Yani böyle bir analiz yapabildiniz mi çalışmanızın sonunda? Şimdi o dönemden? Bu Selanik'ten çok bahsetmek istememesinin nedeni bu dönmelik meselesi ileride tartışılıyor ve karşısına da çıkarılıyor. Sabiha Hanım onu şey yapmak istiyor. Yani onu kimliğinin bir parçası olarak görmek istemiyor. Yani 30'larda, 40'larda söylediği sözün önüne bu kimlik geçsin istemiyor. Çünkü bu kimlik üzerinden şey yapıyorlar. Sabiha Hanım'a saldırıyorlar. Yani örneğin dönemin Cumhuriyet Gazetesi Bolşevik Dudu diyor. Ve işte dönme kimliği vesaire falan sürekli üstüne gidiliyor bunun. Anladım. Dolayısıyla Sabiha Sertel kendi entelektüel duruşuna çok çok önemsiyor. Anladım. Dolayısıyla herhangi bir kimliğin bu duruşun önüne geçmesini istemiyor. Tamam. Bir küçük yorum da ben yapmak istiyorum. Buyurun. Bu kesinlikle çok önemli bir faktör ama bir faktör de evlilik kararına itiraz etmiş bir dönem, bir kültür, bir aile yapısına aynı zamanda ipleri koparma davranışı. Yani onlarla bağ kopararak evlenmiş, onlarla bağ kopararak siyasete, yazarlık hayatına atılmış. Dolayısıyla o dönemi hayatının bir parçası, yani o kültürle kavga etmiş ve ayrılmış. Evet, bir de evet. Abisinin de böyle, ama kendisi bir kadın olarak çok daha büyük, radikal bir kavga vermiş ve ayrılmış. Dolayısıyla o reddettiği bir geçmiş. Evet, yani ona evet. Ayak bağı, yani sadece yazılarını, siyasi duruşunu, karşı spekülasyon yapan çevrelere karşı bir savunu değil, aynı zamanda zaten kendi iç samimiyetiyle de reddettiği bir dönem. Ben ama çok bir büyük dönem. Bir aileyle büyük çatışması olduğunu düşünmüyorum aslında. Yani annesiyle annesinin babasının evine gidişi ve abilerinin ona açtığı alanlar var. Yani Ayşe, evlilik babasıyla, ilişkisine kadar. Babasıyla koparmış. Baba hayır hiç. Ama babayı esas saymıyor. Olarak o dönme kültürüyle, yani anladım. Dışarıya kız vermeyen o kültürle, o iç cemaat kültürüyle radikal bir şekilde kendini çekip çıkartmış.
Yani hocam daha iyi. Yani 1930'ların ortasında 7 gün dergisinde kendisiyle bir röportaj yapılıyor. Ve bu röportajda bu şey de soruluyor. Kimliği üzerine vesaire. Bunu ilkel bir bağ olarak görüyor. Ve yani hani şunu da... tutarlı yani. Evet yani hani hem Erdoğan Bey'in hem de sizin hani söylediklerinize ufak bir katkı olarak yani zaten komünist partili bir süre sonra. Dolayısıyla yani bunları ilkel aidiyetler olarak görüyor. Yani o daha nasıl diyelim daha internasyonal bir havzanın içinde görüyor kendini. Öyle tarif ediyor. Dolayısıyla hayır anarsınız ama oraya ait olmadığınızda belirtirsiniz. Evet, ama burada bir sessizlik var ya. Sessizlik her zaman bir kaçınmayı bir şeyi de hani bypass ettiğiniz yerde bir yara var diye düşünülür diye onun için sorum. Ama uzatmaya gerek yok. Çok iyi açıkladınız siz onu yani. Kimliğinin önemli bir bileşeni olarak olmasını, karşısına çıkmasını, suçlama olarak özellikle çıkmasını istemediği mantığı yani çünkü bana geldi. Çünkü şeyi yaptılar yani böyle defaten bu mevzu hep şey yaptı. Defaten önüne geldi. Arkasından işte Balkan Savaşları'ndan sonra İstanbul'a gelir ve işte İstanbul'da bu şey Selanikli kimlikler bir arada yaşıyorlar bir taraftan da. Ama işte Erdoğan Bey'in de söylediği gibi bir süre sonra artık şey hani evlilik bahsi gündeme gelir. Orada hakikaten o dönem için radikal bir karar alır. Yani şöyle düşünün 1895 doğumlu evliliği 1915'te oluyor 20 yaşında. Yani ben Zekeriya ile evleneceğim diyor ve aileyle orada bir hani gerilimler vesaire. Ama yani Sabiha Hanım en başından beri zaten yani hiç geri duracak bir kimlik değil. Yani onun nüvesini işte evliliğinde işte bir süre sonra artık yazılarında yaptığında, ettiğinde her yerde şey yapmak görme, her yerde bunu görmek mümkün. Bir süre sonra işte bu evliliğin arkasından işte işgal günleri başlar İstanbul'da ve arkasından işte büyük mecmua çıkmaya başlar ve büyük mecmuanın da hikayesi enteresan çünkü bir süre sonra Zekeriya Sertel büyük mecmuayı çıkarırken tutuklanır ve arkasından büyük mecmuanın baskı işi de Sabiha Hanım'a şey yapar kalır anılarında anlatır. Halde Edip'ten erkek işlerine de evet Halde Edip'ten Angarya işlerine Halde Edip'ten bir yazı istenecek sonra çarşafını giyer işte denen ki işte Halde Edip'ten bir yazı alınacak arkasından gider Halde Edip bunu karşısında gördüğünde şaşırır der ki kızım sen mi geldin evet der yani hani ben geldim sen mi çıkaracaksın evet der ben çıkaracağım ve arkasından şey yapar büyük mecmuanın özellikle bu son nüshaları şey sayesinde Sabiha Hanım sayesinde çıkar ama yani 1919'da artık onlar da bu İstanbul'un bu durumunda bir tercih yapmak zorunda kalırlar. Yani ya bir süre sonra çoğu insan gibi Anadolu'ya geçecekler. Orada Halde Edip bir kanal açar onlara ve bir burs bulur Amerika'da. Ve bu Amerika'daki bursu bulması üzerine işte kendisi, eşi Zekeriya ve şey büyük kızları Sevim Amerika'ya giderler. 1919 ve 1923 arası 4 yıl Amerika günleri başlar onlar için. Yani 1923 sonrasındaki hem Zekeriya Sertel'in hem de Sabiha Sertel'in bence şeyleri durduğu yerlerden birisi de bu 4 yıllık Amerika maceraları. Yani onları bence şey yaptı. Oradaki hikaye çok değiştirdi, dönüştürdü. Kendisi mesela anılarında anlatır. Orada sosyal Türkiye'nin ilk sosyal hizmet uzmanı bu arada çok bilinmez. Ve sosyal hizmet eğitimi almaya başladığı sırada yani benim de iddiam şu çok etkilenir orada aldığı eğitimden. Çünkü Ekim devrimi sonrası artık Amerika'da da yani daha böyle özgürlükçü fikirlerin daha açık konuşulmaya başlandığı Ekim devriminin etkilerinin Avrupa'ya geldiği Amerika'ya geldiği zamanlar ve işte müfredatın bununla harmanlandığı zamanlar. Yani benim fikrim şu çok derli toplu bir bilgi paketi var karşısında. Yani aslında büyük mecmuadayken ya da işte Türkiye'deyken ya da Osmanlı'nın son döneminde aslında hani bir şey yapmaya dair bir niyet var ama bunun yolu belli değil, yöntemi belli değil ya da nasıl diyelim teorisi belli değil. Aradıkları yani en azından Sabiha Hanım için konuşabilirim. Sabiha Hanım aradığı teoriyi Amerika'da bulur. Bulduğu teori Marksizm. Ama büyük mecmuadaki yazılarında da
Mesela şey yapmamak lazım. Yani hani böyle sanki Amerika'ya gitti ve doğrudan Marksist oldu gibi bir şey de yok açıkçası. Büyük mecmualardaki yazılarında da ben şeyi görebildim. Sınıf mefhumu var. Yani Sabiha Hanım ezen ve ezilenlerin olduğunun toplumda görüyor. Yazılarında yazıyor çünkü bunu. Marksizm, Amerika'da tanıştığı, üniversite eğitim sırasında tanıştığı Marksizm bu nasıl diyelim el yordamıyla aradığı şeyi ayakları üzerine oturtur. Yani evet der, yani hani benim hissiyat olarak aslında ezen, ezilen vesaire falan olarak gördüğümün bir teorisi varmış. O yüzden çok etkilenir orada aldığı eğitimden. Orada aldığı eğitimde okuduğu kitaplar arasında işte Kautsky okuyor, Engels okuyor, Bebel ailenin okuyor, özel mülkiyetin ve devletin kökenini okuyor, Bebel okuyor, Bebel'i sonra çeviriyor, Türkçe'ye çeviriyor vesaire. Kautsky'yi de çeviriyor. Elbette Kautsky'yi de çeviriyor. Dolayısıyla şey, Amerika günleri şey için, Sabiha Hanım için eğitim açısından nasıl diyelim? Kendini bulma açısından. Evet, Türkiye'ye döndüğünde ben ne yapmalıyım, ben nerede durmalıyım ya da hani benim yapabileceklerimin sınırı nedir anlaması açısından Amerika günleri bence şey, evet, çok etkili. Büyük şans hakikaten. Hani siz söyleyince dediniz ya hani el yordamıyla diye. Türkiye tabii o sırada İttihat Terakki'nin çok güçlü ideolojik vurgusuyla Türkiye'de bambaşka yöne gelişen bir hat var. Değil mi? Milliyetçiliğe doğru gidiyor. Hatta ırkçı milliyetçiliğe sonra işte 1915'leri falan inşa eden bir hat. Ve oraya birden gittiğinde sınıf mücadelesi, Marksizm işte bambaşka bir hatla ilk defa belki Türkiye'ye de farklı bir gözle bakmış olabilir. Yani şarka farklı bir gözle bakmış olabilir. Çok ilginç yani. Ama mesela sizin bir makaleniz var 1937'de tekrar gittiğinde. Hani orada el yordamı hala sürüyor gibi geldi bana. Yani o kısa kalmış sanki Amerika yılları. Biraz daha orada örgütlü bir mücadeleye şuna buna yaklaşabilselermiş. Türkiye'ye döndükten sonra da bence burada öyle bir damar açılmasına da katkıda bulunabilirlermiş diye düşünüyorum. Yani sadece Ayşe Hanım hani yani çok haklısınız söyledikleriniz konusunda. Yok, haklısın olabilirim. Olsun. Düzeltin yani. Sadece, biz de tartışalım diye sadece söyleyeyim. Şöyle yani buraya şöyle bir parantez açabiliriz. Yani bu dönem Amerika'ya giden bir jenerasyon var. Var mı? Tabii Niyazi Berkes mesela. Doğru. Anlatabildim mi? Doğru. Yani bu mesela bu Amerika'ya gidip Amerika'da mesela Beyice Boran mesela. Yani bu dönem mesela bu perspektif açısından çalışılmadı. Yani acaba Türkiye'de ya da Osmanlı'nın son döneminde duruşları nasıldı? Nasıl bir hani fikriyatla Amerika'ya gittiler? Amerika'da nasıl bir formasyon aldılar ve aldıkları bu formasyon arkasından Türkiye'ye geldiklerinde yapıp ettiklerine ya da söylediklerine nasıl bir etkisi oldu? Böyle bir kuşak var. Bu figürler bireysel olarak çalışılıyor. Yani çok kıymetli çalışmalar da var bunlarla ilgili. Ama bir jenerasyon olarak bunlara şey olmadı maalesef. Henüz bakılmadı. Ama umarım şey yapılacak. Tamam. Yani biliyorsunuz gök kubbenin altında her şey söyleniyor. Bir gün birisi de söyleyecek mutlaka bunu. Tabii. Buyur. Amerika'dan hep liberalizm, soğuk savaş, antikomünizm falan gelir. Evet. Fakat bu dönem gidenler biraz da şeyle ilgili, henüz daha Sovyet devriminin Amerika'daki etkisi çok pozitif. Bütün üniversitelerde en prestijli hocalar Marksizm'e yönelmiş vaziyette. Evet. En azından ya Marksistler ya da Marksizmi dost dünyanın sorunlarını azaltacak bir akım olarak görüyorlar. Evet. Sabiha Hanım'ın da iki önemli hocası sosyoloji alanında önemli Marksistler. Marksist, yani dolayısıyla buradan baktığımızda gerçekten çok önemli. Fakat ben de doğrusu sonraki inceleyebildiğim çıkışlarına baktığımda Marksizme yönelmiş ama henüz daha Marksizmle hemhal olmamış. Yani mesela Nazım işte Bolu'da daha o işte Spartakist hocalarla tanışır tanışmaz radikal bir dönüşüme uğruyor. Ama Sabiha Sertel sonraki dönemde de ağırlıklı yani makalelerine baskın çıkan damar cumhuriyetçilik. Evet. Cumhuriyetin belki de yerellik. Hocasının da bence biraz etkisi var. Onu sanıyorum sürekli. Hafif sağa çekiyor yani hani liberal çizgide ama hafif sağa çeken fakat bir şey Ayşe, var. Fakat Ayşe yani biraz da bu yerellikle de ilgili yani bir Türkiye'li aydın Türkiye'yi nasıl değiştirelim cumhuriyetçilik, cumhuriyeti diktatörlüklere, baskılara, sansüre, rüşvete karşı korumak, onu hakiki bir cumhuriyet yapmak tefrik etkisi de aslında böyle bir etkidir. Dolayısıyla cumhuriyetçi olduğu dönemde bile Marksizm'den etkisine açık
Fakat cumhuriyeti ilerletmeye, evet, gerçek bir, evet, cumhuriyet, evet, böyle bir yerde. Yani bu yanı da çok güzel. Yani İttihatçı bir koca, hı-hı, nikahlarının belki de onu anmak aslında lazım. Evet, evet. O nikahlar çok önemli. Yani böyle bir nikahtan giderek İttihatçılığı, cumhuriyetçilikle red, cumhuriyetçiliği, Marksizmle red. Evet. Yani sürekli bir ilerleme aslında nikah. Nikahtan öncesi bence Mehmet Zekeriya Bey'in ona evlilik teklif ederek onu Paris'e yanına çekmek istemesiyle başlayan süreç hakikaten aslında bir hani kurtarılma hikayesi gibi gözüküyor ama kurtarılan birisi yok aslında ortada. O onu belki bir tramplen gibi kullanarak ya da sörf tahtası gibi kullanarak olabilir. Fakat Günbenderli'nin anılarıyla bütünleşerek şimdi fikrimi değiştirdim. Önce böyle düşünüyordum. Birbirini tamamlayan bir çift oldukları anlaşılıyor. Yani biri daha belki ne diyelim bağnaz demeyelim de daha muhafazakar bir sol çizgide. Partili disiplini daha vesairesi. Kararlı bir sol çizgi. Peki öyle değil. Ama o partinin yanlışlarına da en nihayet ses çıkarmadan ilerliyor. Evet. Ama diğeri ise hakikaten daha evrensel bakabilen fakat savrulabilen de gayet kolay bir şekilde, hı-hı, Kemalizme veya daha şey çizgilere, özür dilerim. Estağfurullah. Yakın zamanda iletişim yayınlarından Korhan Atay'ın Serteller üzerine şey çıktı, bir kitabı çıktı. Başlığı Serteller. Yani Türkiye tarihinde ya bir çift böyle yani soyadıyla birlikte, evet, yani Serteller, evet, dediğinizde hani buralarda kalem oynatmış, buralara biraz göz ucuyla bakmış insanlar için Serteller dediğinizde, evet, adres belli. Evet. Yani Zekeriya'dan mesela. Yunus'un iki yüzü gibiler. Evet, Zekeriya'dan yani ve Sabiha'dan bahsediyorsunuz elbette. Yani çok şeyi yok. Bunun çok örneği yok açıkçası. Birbirlerini besleyen bir şey var. Bir entelektüel havaları var ki yani hani bu hani nikahlarına getirelim konuyu. 1915'ten beri böyle. Yani 1915'te bir dönme bir kadında işte İttihat Terakki'ye daha yakın olan Mehmet Zekeriya'nın evliliği gündeme geldiğinde İttihat Terakki şey diyor yani hani bu evliliği biz yapalım. Çok çünkü, güzel projemiz. Evet çünkü bu bir yani hani bu bir toplumsal proje olabilir yani, evet, ilerici bir şey. Milli bir proje hatta adını böyle koyuyorlar. Evet yani, ve işte birisinin şeyi nikah şahidi Talat Paşa, diğerinin nikah şahidi Tevfik Rüştü Aras, arkasından işte evlilik gerçekleşiyor. Evlilik gerçekleştikten sonra da yanlış hatırlamıyor şu an Zekeriya Bey orada bir şey göç üzerine bir devlet kurumunda çalışmaya başlıyor. O dönem işte göçler vesaire falan. Sabiha Hanım muhacirin da muhacirin ve şairin müdürlüğü. Evet, müdürlüğünde çalışmaya başlıyor. Zaten iki yıl sonra da Sevim oluyor 1917'de. 1917'den sonra da şey kızıyla ilgilenmeye başlıyor Sabiha Hanım. 19'da büyük mecmua çıkmaya başlıyor. Büyük mecmuada artık şeyi görüyoruz. Yani belli ki artık nasıl diyelim 1915'ten 1917'ye kadar Selanik'i atlamadan Sabiha Hanım'ın da artık söyleyecek söz birikmiş, hı hı, ki büyük mecmuada artık yani yazıları çıkıyor, işte Türk feminizminden bahsediyor, kadının ayrı bir nasıl diyelim toplumda hani yerinin olması gerektiğinden bahsediyor vesaire vesaire. Sonra da dediğim gibi Amerika günlerini şey yapıyoruz, görüyoruz kendilerinde. Burada bu Zekeriya Sertel'in başlangıç noktası aslında İttihat Terakki içindeki memleketi yeniden yapılandırmadaki ideolojik misyon. Hı hı. Aşiretler çalışıyor. Dolayısıyla hani sonraki dönemde kim değişti meselesinde, evet, Zekeriya'nın ufku çok daha geniş ama Zekeriya'nın durduğu yer yanlış bir yer. Evet. Onu çekip peki iktidarla eklemlenmiş bir şekilde, evet, gidiyor. Yani zaten dönüşten sonra da değil mi? Ajans, Anadolu Ajansı'nda falan yer alışı vesaire. Basın Yayın Genel Müdürü. Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde, özür dilerim, yer alışı da zaten bir şekilde o iktidar bloğuna yanaşmak gibi gelmişti bana. Evet. Ama şurada şeyi söyleyeyim, size bırakayım. Evliliğinde hani Cağaloğlu'ndaki evine gidiyor ya Mehmet Zekeriya Bey'in. Orada çocukları, kardeşleri var. Aile kalabalık. Evet. Ben hep Virginia Woolf'un kendine ait bir oda metaforuyla düşünerek, aha, orada dahi oradan başlangıç noktasının bile çok zor bir hayat olduğunu, hı, düşünmüşümdür. Yazar olarak, bir kadın olarak aynı zamanda. Ve bütün hayatı boyunca da sanıyorum öyle gelişiyor. Yani bu evlilik onun için olumlu bir şey miydi? Yoksa şey miydi? Yani elbette şeyin merak ederim. Netice itibariyle yani aslında ailenin çok desteklemediği bir evlilikti, hı, bu. Dolayısıyla hani burada nasıl diyelim? Sabiha Hanım'ın pek böyle şeylere müdahalesi yok. Evet, yani hani ha, öyle sadece evliliğiyle değil, evlilikten sonraki yaşamına da baktığınızda yani işte
İçişleri Bakanı işte 30'lar İçişleri Bakanı Şükrü Kaya diyor ki Latvia Europeana diyor şey vermişsin, demeç vermişsin falan filan diyor. İşte Türkiye ile ilgili falan. Ben tabii gazeteciyim, vereceğim demeç diyor. Yani orada Şükrü Kaya şey yapmaya çalışıyor. Onun önünü tutmaya çalışıyor ve yani hani yani Sabiha Hanım hiç geri durmadı. Sizin çalışmanızda okudum. Dosyaların, polisteki dosyaların tavan yaptı diyor. Önce öyle tehdit ediyor Şükrü Kaya. Arkasından da diyor ki gel seni milletvekili yapalım, senden faydalanalım. İkisinde de tavizsiz davranıyor. İkisine de elinin tersiyle itiyor. Erdoğan Bey, birazdan belki konuşma fırsatımız olur. Bu 30'daki ya da 31'deki belediye meclis üyeliği seçimlerinde bir şey hazırlıyor. Bir bağımsız aday olarak program hazırlıyor. Türk Tarih Kurumu'nun kütüphanesinde var. Ben onun bir nüshasını aldım. Cemil Koçak da vakti zamanında toplumsal tarihe bununla ilgili bir yazı yazdı. Programın girişi şöyle. Ben namzetim. Ne CHP'ye üyeyim ne SCF'ye üyeyim. Yani hani yıl 1930-31 yani sen bir kadın aday olarak yani hani baştan şeyi koyuyor yani baştan ben rezervini de ben koyuyor yani. Yani. Savunum geliyorum evet, diyor bir de. Yani, özgür ve hürüm yani, ve evet, kimseye yani, bağımsızım diyor. Evet çok güçlü. Yani beni her dönem Sabiha Hanım'ın yani yaşamında farklı kırılmalar var. İşte yurt dışı var, işte Tan dönemi var vesaire. Her döneminde yani böyle bu şeyi nasıl diyelim hayata müdanasız duruşu beni hep şey yapmıştır, beni hep etkilemiştir. Yani her adımında, her yazısında, her çizisinde bunu şey yapmak, görmek, hissetmek mümkün. Yani Zekeriya Bey geri adım atarken zor bir hayatı da onu da dertlenmeden etmeden onu da aşarak hem anne veya hatta diyorlar ya üvey anne pozisyonuna da düştü evdeki o kardeşlere de kol kanat geren kendi çocukları artı toplumun baskısı artı o hamaliyesi işin hani dediğiniz gibi gerektiğinde çarşafı giyip doğrudan alana çıkmasıyla her açıdan şikayet etmeden kendini maksimum bir şekilde adayan bir insan gerçekten gördüğüm kadarıyla. Ayşe Hanım şöyle bir iddiası var. Hayatta her zaman bir iddiası var. Şimdi yurt dışında sosyal hizmet eğitimi almış. 1923'te dönüyorlar. Döndükten sonra kafasında projeler var. Çünkü 23 sonrası çocukların durumu gerçekten çok zor. Anadolu'da bir şeyler yapılabilir mi vesaire bunun üzerine projeler geliştiriyor. İstanbul'dayken Ankara'ya geliyorlar. Zekeriya Serteli basın yayın müdürü yapıyorlar. Sonra işte Sabiha Hanım da kendince aldığı eğitimin hakkını vermeye çalışıyor. Fakat o iş akamete uğruyor. Peki Sabiha Hanım yıldı mı? Hayır. Ne yaptı? 1930'ların başında Moda'da bir çocuk yuvası açtı. Bir çocuk yuvası açtı. Ve bu çocuk yuvasını hayata geçirmeye çalıştı. Ve hatta Mehmet Fuat anılarında anlatır. Mehmet Fuat orada çocuk yuvasındaydı mesela. O hatta orada Mehmet Fuat bu Yapı Kredi'den çıkan anılarında oradan bir fotoğraf falan da paylaşır vesaire. Yani hayata karşı iddiası olan ve yani bu iddiayı bir şekilde gerçekleştirmek için de hani elinden geleni yapan bir figürle karşı karşıyayız aslında. Bu basın yayın kurumu müdürlüğünden bir müddet sonra 8-9 ay sonra istifa ediyor. Evet. Neden? Her şeyden önce bir sansür başlamış, baskılar başlamış. Ankara basını, İstanbul basının bileğini normal koşullarda bükemeyince devlet zorbalığı girmiş ve geri çekiliyor. Şimdi ben arkasından düşünüyorum acaba Zekeriya Bey tek başına olsaydı bu tavrı koyar mıydı? Çünkü aynı dönemde çocuklara yönelik projede Sabiha Hanım Ankara'da bu projeyi uygulamaya çalışıyor. Latife Hanım'la karşı karşıya kalıyor. Evet, Mustafa Kemal'in eşi. Ve onunla didişiyor. Onunu yenemeyeceğini görünce geri çekiliyor. Ama iddiasından vazgeçmeyen bir çekiliş. Ve büyük bir ihtimalle hakkını yemeyelim ama Zekeriya Sertel'in de müdürlük görevinden geri çekilmesinin de bunun da bir etkisi gerçi olsa... Gerçi sonra İstiklal Mahkemesi yargılamasında falan ya Zekeriya Bey'in de dimdik durduğunu. Hani biliyoruz. Yani bunlar çok enteresan insanlar. Zekeriya Bey yani Sabiha Hanım'ın anıları 1968-69 gibi yayınlandı. Aynı dönemde hatırladıklarım da çıktı Zekeriya Sertel'in. Evet. Bu arada Zekeriya Sertel üzerine Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki bir öğretim görevlisi arkadaşımız bir doktora tezi hazırladı.
Henüz basılmadı ama şey çok nitelikli. Ondan sonra Zekeriya Sertel'in bütün hayat hikayesine bakan vesaire. Zekeriya Sertel bu Ankara günlerini basın yayın müdürü olduğu günleri şöyle anlatır. Hatırladıklarımda anlatıyor. Bir gün paşanın karşısına çıkacaklar. Konuşacakları konu işte hakimiyeti milliye. Ama İsmet İnönü alır onu ve İsmet İnönü Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına çıkmadan önce biraz yumuşatır. Şey yapar. Hani şey der Zekeriya Sertel'e. Zekeriya Bey, hakimiyeti milliye konusunda bu gazete konusunda ne düşünüyorsunuz der. Zekeriya Sertel'in yanıtı olur. Hakimiyeti milliye bir gazete değil ki. Şimdi geri aldım başta söylediğim sözlere iktidara yaklaştım. Ve yani işte mesela şeyde Zekeriya Sertel de tabii şeyde Amerika'da gazetecilik eğitimi aldı ve gazetecilik eğitimi aldığı için gerçekten ne yani neyin ne olduğunu gayet farkındalar. Anladım. Ve yani aslında beklenen şu, paşanın karşısında bu ifadeleri tekrarlamaması. Fakat paşanın karşısında da bu ifadeleri tekrarlayınca ve o tarihte galiba yanlış hatırlamıyorsam hakimiyet-i milliyenin başında zaten böyle bir emekli general ya da işte bir şey var, bir subay var. Dolayısıyla bir süre sonra hakikaten artık ne Sabiha Sertel ne de Zekeriya Sertel Ankara'da bir şey yapma imkanlarının olmadığını anladıkları anda İstanbul'a dönüyorlar ve onlar için resimli ay macerası başlıyor. Sanıyorum biraz o milli mücadele yıllarında Amerika'da olmaları yüzünden de o şeyde çorbada tuzları olmadığı da düşünülüyor. Yani Kemalist kadrolar öyle de bakmış olabilirler onları. Yani bir çeşit kaçak. İşte siz zor günlerde biz şu savaşları, harpleri bilmem neleri verirken siz orada keyif sürüyordunuz Ayşe demişlerdir Hanım, muhakkak. Ama mesela bakın Sabiha Sertel sosyal hizmet uzmanı olurken hocası şey diyor, oradaki eğitim teorik ve pratik bir tez hazırlıyor. Fakat diyor ki yani fikirlerin güzel ama hani bir de sahaya gir bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Orada Sabiha Hanım'ın Kolombiya'da yapıyor ve Kolombiya'da karşılaştığı şu, oradaki işte Türk ve Kürt işçiler var. Ve bunlar çok ağır çalışma koşulları içinde yaşıyorlar. Ve bir takım sorunları var fakat bu sorunları kendileri ifade edemiyorlar, örgütlenemiyorlar vesaire. Ve Sabiha Hanım mesela bu kitleyi örgütlüyor. Ve ilk attığı adım şu, buradaki nasıl diyelim Türkiye'li vatandaşların en muzdarip olduğu konu cenazelerini defnedecek bir şey bulamamaları, bir kendilerine dair ve o vecibelerini yerine getirebilecekleri bir toprak parçası bulamamaları. Ve Sabiha Sertel aldığı eğitimde şunu biliyor, yani eğer o kitlenin sorununu çözebilirse hani bu bir güven vesilesi olacak. Hakikaten danışman hocasının da yardımıyla bu meseleyi hallediyor ve o kitlenin güvenini kazanıyor. Arkasından kendisine bir mektup geliyor Türkiye'den. Roman gibi de mektup der. Fakat başka bir kaynakta Halide Edip'ten geldiğini söyler onun. Anadolu'da zor günler yaşıyoruz. Hani bize acaba oradan bir yardım olabilir mi vesaire. Ve arkasından dayanışma toplantıları düzenlenmeye başlanır. Evet. Ve çok büyük bağışlar falan toplanıyor değil mi? Lira. Evet, çok büyük bir meblağ para toplanır ve bu çok büyük meblağ Türkiye'den şey gider. Mehmet Fuat Umay galiba. Fuat Umay gider. Fuat Umay'la şehir şehir gezerler ve arkasından Türkiye'de çocuk esirgeme o tarihte himayeti Etfal'in kuruluş sermayesi Sabiha Sertel ve oradaki ekibin topladığı paraylıdır. Evet. Bir Kürt hatta çok büyük $10,000 bağışlamıştır o şeye. Yıllar önce göçmüş Amerika'ya. Der ki sizin işte şey yaptığınız bu etkiye ben de bütün birikimimi vermek istiyorum der. Bunu aktarır mesela. Elbette. Sonrasında yani bu da şeyde yazıldı. Toplumsal tarihte yazıldı. Çocuklara dair bir bayram mesela 23 fikri. Nisan bu bayram fikrini de Amerika'dan yaptılar, neşet edip getirdiler. Doğru. Ve daha sonra bu şey gördü, bu kabul gördü. 23 Nisan'ın bir çocuk bayramı olarak kutlanma fikri de onlardan çıktı. Dolayısıyla yani hani o yüzden ben Amerika, bu 4 yıllık Amerika serüvenlerini çok önemsiyorum. Çok verimli bir şey. Mesela Türk Teavvün Cemiyeti'ni kuruyor, başkanı oluyor. Mezarlık yanı sıra, mezar yeri elde etmek yanı sıra sendikalaşmalarını teşvik ediyor. Evet. Aynı zamanda Amerikalı işçilerle diyalog kurmalarını sağlıyor. Yani gerçekten hem yani teorik birikimini, eğitim birikimini ama aynı zamanda yani ruhen sosyalist bir kadın daha o dönemde hani Marksizmle bu kadar rahat diyalog kurması milli mücadeleye destek veriyor. Olağanüstü bir beceri. İşte yani bu birikim sonra 23'te yani döndüğünde ve
Bu birikimi hani bir şekilde yeni cumhuriyetin kuruluşu için vakfetmek istediğinde hayal kırıklığına uğruyorlar. Evet, yani işte Sabiha Hanım çocuklar için bir şeyler yapmak istiyor uzmanlığı gereği. Zekeriya Bey gazetecilik eğitimi aldığı için basına dair bir şeyler yapmak istiyor. Fakat yani Sabiha Hanım şeyi de anlatır, anılarını da anlatır. 1923'te Ankara'da anayasa tartışmaları yapılıyor. 1924 Anayasası'nın tartışmaları yani evleri bazı mebuslara, bazı bakanlara vesaire yakın ve şey diyorlar yani fısır fısır ne konuşuyorsunuz? Evet. Yani bu bir halk anayasası olmayacak mı? Ki onlar istasyon binasında Bu bir halk anayasası olmayacak mı? Eğer halk anayasası olacaksa niye biz bunları açık açık konuşmuyoruz, tartışmıyoruz vesaire? Yani aslında yani görebiliyor musunuz? Yani Cumhuriyet'in tarihi Sabiha Hanım'ın kitabının ya da Zekeriya Bey'in kitabının aralarından hani şey yapıyor, neşet edip geliyor bize bir taraftan da. Ve yani o yani bu elbette daha sonra başka hani şeyler kaynaklarda da geçti ama yani hani bunlarla karşılaşmak enteresan ve şey ilginç. Gerçekten. Evet. Cumhuriyet yani Sabiha Hanım'ı ve Zekeriya Bey'i özümsemek, onu içermek istememiş yani. Halbuki onun için öyle bir önemli damar oluşturabilirdi ki orada. Ama kurulan cumhuriyetle bunların ikisinin ufku başka bir şey. Örtüşmüyor. Yani o yüzden bir aslında bir adeta sınıf kavgası veyahut da programlar kavgası var. Evet, haklısın. Hocam insicamınızı bozmayalım. Siz devam edin nereye istiyorsunuz. 10 dakikamız, 8-9 dakikamız kaldı ilk bölüm için. Tamam, peki. Arkasından işte Resimli Ay şey yapar. Resimli Ay günleri başlar. Resimli Ay enteresan bir yayın. Çünkü aslında özellikle Zekeriya Amerika'da aldığı gazetecilik eğitimi sayesinde o dönem işte içinde fotoğrafların olduğu, infografiklerin olduğu ki şey... bu yaptığımız derlemede iki tane hocamız bu konuyu yani Resimli Ay'daki bu grafik malzeme, bunu nasıl çalıştılar burada, nasıl bir öncülük var vesaire, bunun üzerine şey enteresan bir makale de yazdılar. Dolayısıyla Resimli Ay o tarihte çok hakikaten şey yapan, öne çıkan bir çalışma ama bu yayın tabii Türkiye'nin ortada tarihi ilerliyor. İşte Şeyh Said isyanı, İzmir suikasti davaları vesaire. Yani bu bütün herc merc olma içinde şeyde Resimli Ay da bundan etkileniyor. Resimli Ay kapatılıyor. Sabiha Sertel sürgüne gönderiliyor. Orada yine bayrağı şey devralıyor. Sabiha Sertel devralıyor. Matbaaya iniyor. Matbaadaki ustabaşı onu gördüğünde kadın yani şey diyor, bir kadın gazete bağlayabilir mi? Yani orada ben yapacağım diyor bu işi. Yani ve şey yapıyor, hakikaten Resimli Ay'ı çıkartıyor. ve arkasından Resimli Ay kapatılıyor, Sevimli Ay çıkıyor vesaire. Perşembe. Resimli Perşembe çıkıyor. Perşembe. Ve Resimli Ay'ın ilk dönemi Nazım Hikmet'in bir musahhi olarak Resimli Ay'ın kapısını çalmasıyla Resimli Ay'ın bir dönemi sona eriyor. Arkasından Nazım Hikmet'le birlikte gelen daha nasıl diyelim Resimli Ay'ın daha toplumcu, daha entelektüel, daha polemikçi ve daha o dönemin entelektüelleri için de bir çekim merkezi olmaya başladığı bir dönem başlıyor. 1928'de 1931 arası diyelim buna da. Orada bir geri çekilme mi yaşıyor yani Serteller Nazım ona teslim etme gibi bir şey mi, yoksa onlar da aslında o tartışmanın içindeler mi? Çünkü yani Nazım'ın açtığı o polemikler gerçekten çok sert bir şekilde gelişecek. Yani şey yani ne olup bittiğinin farkındalar fakat yani netice itibariyle aslında edebi yani hani usturuplu bir edebi tartışma vardı aslında orada. Yani hani evet eski jenerasyon ve yeni jenerasyonun yani çok böyle nalına mıhına hani yürüttükleri de bir tartışma. ama yani şey kendileri ne olup bittiklerinin farkındaydılar ama Nazım Hikmet'e de ne yaptılar ya da Nazım Hikmet'le birlikte o genç entelektüel kitleye alan açtılar. yani hani tekrar Amerika günlerine dönelim. Yani böyle olur zaten. Anlatabildim mi? Yani yani o yüzden ben yani çok avantgard bir şey tavır olarak görüyorum bunu. Yani çünkü o insanlar o dönemde başka bir yerde ifade edemedikleri fikirleri Resimli Ay sayesinde şey yapabildiler. Resimli Ay sayesinde ifade edebildiler ve işte bir süre sonra Nazım Hikmet'in ilk kitapları da Resimli Ay matbaasında vesaire basıldı zaten. dolayısıyla o dönem şey yani bir rol kapmaya çalışmadılar ya da itmeye çalışmadılar. Onlar bir platform olarak sundular ve Nazım da gerçekten iyi doldurdu yani o platformu. O dönem yürüttüğü hakikaten tartışmalar
kimlere meydan okuduğunu yani düşünürsen hakikaten değil mi o dönemin şey demir başları yani. Hep. Mehmet Emin Yurdakul, Hamdullah Supi Tanrıöver, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Abdülhak Hamit Tarhan değil mi? Birinci put, putları yıkıyoruz diye. Evet, evet, yani evet, baştan evet, şeyi bile çok da acitatif ve radikal gerçekten şey. Aynı zamanda Cumhuriyet'in ön plana çıkarttığı milliyetçi entelektüel figürleri de paramparça ediyorlar. Evet, ve zaten bunun üzerine de devletin şiddeti bu sefer devreye giriyor ama... Sabiha Sertel Nazım'dan sonra da bu işi sürdürüyor. Tam keza aynı misyonu diğer tüm işte o dönem artık İstanbul basını, devletin basını onlarla kavga ede ede kendini alan açmaya çalışıyor. Her seferinde karşındakilerini yeniyorlar, devreye devlet giriyor. Aslında tam yangını da böyle bir operasyon. Kendi gazetecileri, kendi işte putları yeterli gelmediği zaman üzerine bu sefer doğrudan devletin organize ettiği provokatif saldırılar giriyor. Yani birazdan 1930'ları Sabiha Sertel özelinde daha fazla açarız. Sabiha Sertel işte bu resimli ay macerası bittikten sonra son posta çıkmaya başlayacak. Zekeriya Sertel'in öncülüğünde, ortaklığında son postada postaya Zekeriya Sertel dışında ortak olanların söylediği şu. Yani bizim tek istediğimiz ve bir ricamız var. Sabiha Sertel son postaya yazmasın. Ve Zekeriya bunu kabul ediyor. Ve arkasından 30'larda Sabiha Sertel'in nasıl diyelim artık çeviri faaliyeti var. Orada bir sürü şey yapıyor, üretim yapıyor. Ama mesela tek sayılık projektörü de çıkarıyor orada. Yani evet. Ve projektör şeyde Cumhuriyet Arşivi'nde şeyi var, belgesi var. İçişleri Bakanlığı'nın şeyiyle, talebiyle şey yapıyor, yasaklanıyor. Daha ilk sayıda. Evet. Çünkü yani şunun farkındalar. Buna çıkmaya devam ederse ikinci sayının nasıl çıkacağının farkındalar. Yani devamının nasıl yani geleceğini farkındalar. Başlıkları çok enteresan projektörde. Habeşistan'a tankla medeniyet götüren kardinal Sabiha Hanım yazmış. Son Çin meselesi. Emperyalizm, kolonicilik ve medeniyet. Fransa'daki halkçı cephe ve programı. Yani inanılmaz bir evrensel İki büyük şey, tehlike karşısındayız. Var. Emperyalizm ve faşizm. Ha. Her ikisine de düşmanız. Yani gerçekten yani, nasıl bir ufuk var tam bir, burada projektör. Militan bir sosyalist dergi diye düşünsen ancak böyle bir şey olabilir. Evet. Hocam birkaç dakikamız var. İsterseniz 30'ları hani bu 36'ya geçmeden, projektöre geçmeden belki o belediye ilgili şeyinizi yani tamamlayın. Bu, ikinci bölümde buradan. Tamam. Başlayalım. Yani bu belediye meclis üyeliğine aday olması enteresan. Dediğim gibi yani çok bağımsız bir yerde duruyor ve programda yani aslında bir belediye meclisine aday olan bir nasıl diyelim bir bireyin programı değil sanki bir ülke parti yönetecek. Yani 8 saatlik çalışma. Parti programı yani. 8 saatlik çalışma. Çalışanların çocuklarının kreş hakkı. Yani bugün nasıl söyleyelim 2022'de yani benim diyen bir belediyenin programı gibi adeta. Dolayısıyla Sabiha Hanım hakikaten öyleydi. Yani bir şeyi bir adım atmak istediğinde yani bütünlüklü bakardı. Ve yani hani nasıl diyelim hani bir uçu işin ucundan tutuyormuş gibi davranmazdı. O yüzden belediye meclis üyesine adaysınız ama 16 sayfalık programınız var. Anlatabildim evet, mi? Ya. Ve şey diyorsunuz ben bu programa o istiyorum aslında. Evet. Sabiha Hanım o tarihte tanınan bir figür değil mi? Elbette gazeteci, kadın gazeteci. Kaç tane kadın gazeteci var o tarihte? Ama yani bakın şahsiyetine o istemiyor. Programına o istiyor. Çünkü programına güveniyor zaten. Dolayısıyla hani o bile ayrı bir şey. Nasıl diyelim? Ayrı bir çalışmayı, ayrı bir bakış açısını hak ediyor. Yani ilginç olan şu zaten serbest fırka başlı başına bir olayken onunla da ilişkilendirmeden, evet, ne diyelim müesses nizamla da ilişkilendirmeden üçüncü yol yani üçüncü yol mümkündür şeyini orada çok evet, erken evet, bir tarihte sunması gerçekten zamanını hayran. Aşan bir evet, kadından evet, ve duruştan bence algılanamamıştır diye de kesinlikle düşünüyorum yani ne diyor bu kadın kesinlikle, hangi çizgi kimlerin denetiminde kimler tezvirat var mıydı o zamanlarda bilmiyorum ama bu kökü dışarıdalık dönmelik o zamanda serbest fırka üyelerine karşı çok kullanıldıkları için apostollerin partisi falan diye biliyorsunuz şey yapıyorlar. Esas ona yönelik de var 1930, mıydı? Yani bu işte 2. Dünya Savaşı'na doğru yaklaşırken orada saflar iyice belirlenmeye başlandığı sırada Sabiha Hanım'a saldırılar artıyor. Yani 30'da 30'da
30'ların başlarında çok girilmiyor o mevzuya ama işte aslında edebi bir tartışma gibi görünen Tevfik Fikret, Mehmet Akif tartışması bir süre sonra daha çok daha politik orayı yerlere çekti. Gidiyor zaten. Peki, birinci bölümün bittiğini söylüyor arkadaşlarımız. Sevgili Artı Televizyon izleyicileri, Tarihin Peşinde programında bu hafta çok önemli bir kadını konuşuyoruz. Sabiha Sertel'i konuşuyoruz. Sabiha Sertel Hayatı ve Entelektüel Mirası adlı kitabın editörü, hazırlayanı Barış Çatal bizim konuğumuz. Düzce Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Aynı zamanda Sabiha Sertel hakkında doktora tezi hazırlayan çok yetkin bir isim. İkinci bölümde bıraktığımız yerden ilerleyeceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın şimdilik.